Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Just Cause 3'ün 3. bölümündeyiz. Aşağıda bir tane görev var. Tab tuşuna basayım. Sizlere haritadan konumunu da göstereyim. Şu görevi yapacağım arkadaşlar. Uzaklaşıyorum biraz. Mouse'un tekerleğini çevirerek. Bulunduğum yer burası. Hemen aşağı iniyoruz. Logonun üstüne gelip E tuşuna bastığımızda görev başlıyor. Kıyak dalga valla. Biz ne dertteyiz, sen ne derttesin? Arkadaşlar gerçekten anlatacak bir şey yok diyaloglarda. Bu adam burada oynuyordu işte Mario. Rico geldi yanına. İşte beni de mi götüreceksin dedi. Biliyorsunuz ki her yere ele geçirmeye çalışıyoruz. Operasyona gidiyoruz sürekli. Beni de mi götüreceksin dedi. O da evet diyor. Ama diyor işte bize bir tane araç lazım diyor. Hani askeri araç diyor. Şey olmasın diyor. Ne o? Helikopter olmasın diyor. İşte tank da olmasın diyor. Hani kapalı alan. İşte farklı bir şey bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakın üzerinde sarı nokta var zaten. Şurada bir tane araç var. Tam dediği gibi işte helikopter değil. Tank da değil. Şu arkadaşları hemen haklıyoruz ki rahatça aracı alabilelim. Tam zamanında indirdik bu arada, yoksa telefonla arayacaktı. Evet, bu tank gibi değil. Yani dışarı çıkabiliyorsun ateş ederken, tam Mario'ya göre. Mario'nun yanına gidiyoruz araçla. Burada duruyoruz, onun binmesini bekliyoruz. Ama tabii ki de diğer askerler bizi gördü. Hani onları haklasak da buralar sonuçta ele geçirin demiş yerler. O yüzden peşimize düşeceklerdir. Hızlı bir şekilde bize verilen adrese, rotaya gidiyoruz. Bu da yolun üzerinde bize sarı oklarla gösteriliyor zaten. Evet. Bakın burada da bir ekip var. Yani şu aracın içinde bizi görmeleri yetiyor arkadaşlar. Ekranın sağ alt tarafında bakın aranma seviyemiz gözüküyor. İşte yıldızlar var. Seviye 1, seviye 2 şeklinde. Yıldız ne kadar fazlaysa GTA 5'ten, yani GTA serilerinden tanıyacağımız gibi, o kadar peşimize düşüyorlar. Aranma seviyeniz azken izinizi daha çabuk kaybediyorsunuz. Evet, nokta da şurada ya. Geldik sayılır. Bu arada bir tane zaman var. Dikkat ettiyseniz hani o zaman bitmeden buraya gelmiş olmanız gerekiyor. Yani bir süre var arkadaşlar. Çok da böyle sallana sallana gelmeyin. Geldikten sonra da bakın burada bir sürü adam var. Bir çatışma var. Ben gidemedim bu arada. Evet, anca geldim. Mario ateş ediyor ama siz de araçtan aşağı inip Mario'ya yardım ederseniz iyi olur. Çünkü bakın burada bir ihtiyar var. Onu sıkıştırmışlar kenara. Yani bu adalet mi oluyor? 5-6 tane adam bir tane adama. Çok enteresan. O da bu. Yaşlı bir adam yani. I must reach the armed resistance. It is my intention to defect. Are you my security detail? Security detail. I am Rick Rodriguez. This is Mario Frigo. Bondi. Mario, take the car. Evet, bu adam da doktormuş. Şimdi bir görev paylaşımı yapıyoruz. Adam helikopteri kullanacak. İşte Mario araca geçti. Biz de her zamanki gibi onlarla gideceğiz. Ama nasıl? Aracın üstünde arkadaşlar. Şurada. Bu arada bakın ekranın üstünde Mario ve Zeno yazıyor. Bunlar bu iki kişinin sağlık seviyeleri. Onların ölmemesi gerekiyor. Onlar ölürse görev başarısız olur. Bu arada hikaye anlamında bir şey olmaması oyunun kötü olduğu anlamına gelmez. Tamam, hem oyun güzel olsa hem hikayesi güzel olsa eyvallah. Fakat arkadaşlar ben oyunu gerçekten çok sevdim. Acayip güzel. Yani bol çatışmalı, işte vurmalı, kırmalı, patlamalı, çatlamalı bir oyun. Hakikaten hikaye falan aramıyorum gerçekten. Arada bir böyle şeyler de lazım. Ha, hikayesi de olsa o zaman tabii ki tadından yenmezdi ama yani bence gayet iyi, güzel bir oyun. Özellikle bölgeyle geçirmeleri mükemmel yani. En çok da şu sol kolundaki halatı sevdim.
Yani birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kendinizi çekiyorsunuz, isterseniz başka bir şeyi çekiyorsunuz veya iki şeyi birbirine çekiyorsunuz. Mesela arabayı fırlatın, binanın duvarına fırlatın, arabayı binaya çekin. Çok güzel. Veya işte helikopter uçuyor değil mi? Helikoptere fırlat, kendini helikoptere çek, helikoptere bin. Çok güzel imkanları var. Evet arkadaşlar, burada duruyorlar. Şimdi ne kadar adam varsa hepsini haklayacağız. Yolu açacağız ki onlar da bu tarafa gelebilsin. Evet, şuraya sığınacağım artık, buradan bir çatışma ilerleyeceğiz. Bakın şu öndeki arkadaşlar, şunlar kolay gitmiyor. Kafalarına nişan almaya çalışın. Çünkü vücutlarında bayağı bir çelik yelek var. Herhalde üst üste birkaç tane giymişler. Evet, şunu da hackleyelim. Ne olur ne olmaz. Havadan bir saldırı gelirse, değil mi? Önlemini baştan almış oluruz. Aha. Aha. O nereden ya? Bak ya. Sen bir tane nerede kaldın? Neyse. Geçti gitti. Yolu açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunlar devam ediyor. Tabii arkadan gelmeye de devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle. Hop şöyle. Tam yapamıyorum ama yani biraz pratik yaptıkça eliniz alışacaktır. Bak mesela motosiklet hop ona hop. Yani çok kullanışlı bir şey gerçekten. Önemli olan doğru şekilde halatı bağlamak. Tabi biraz böyle işte fizik kurallarına falan uymak lazım. Bir de bağladım işim ben onu. Gelemiyor, orada kalıyor yani. Evet, yine aynı şekilde arkadaşlar yolu açacağız. Bakın barikat kurmuşlar, kapatmışlar. Siz yolu açmadan takım arkadaşlarınız devam etmiyor. Silahım bitti ya. Şeyin aracın tepesindeyim ya, sürekli ateş ateş ateş. Silah almıyoruz. Ne oluyor? Bitiyor işte bir yerde. Ama böyle çatışırken iyi yani, üstünden geçince alıyorsunuz. Mesela bakın şundan üstünden geçelim. Hop aldık. Şunu da hackleyelim. Hazır gelmişken. Etkileşim tuşumuz E tuşu. E tuşuyla hackliyoruz arkadaşlar. Kırmızıdan maviye döndüğünde üstünde bir ışık var. Mavi olduğunda artık o aygıt sizde çalışıyor. Şunu da silahını alalım hemen. Nerede bunlar? Ha, gitmişler şuraya ya. Tabii ya, yolu aç, ondan sonra gazlayın gidin, beni beklemeyin. Bak normalde olsa ben buna yetişebilir miydim? Mümkün değil. Hadi bakalım. Helikopterin de böyle yere çakılmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani silahınız yoksa bu halatla bayağı bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da işte ne bileyim bazukanızı, roket atarınızın işte cephanesini, mermisini harcamak istemiyorsunuzdur. İşte bombanızı vesaire. Yani daha büyük bir şey için saklarsanız dersiniz ki halatla helikopteri yere bağlayayım, çakılsın. Bazukayı da başka yerde kullanırım. Evet arkadaşlar. Görev başarılı bir şekilde sonlandı.
Şimdi yeni bir görev alacağım arkadaşlar. Haritadan sizlere de konumunu göstereyim. Şu görevi yapacağım. Fakat görev kilitli. Bakın. Bakın burada bir kilit simgesi var zaten. Görev kilitli. Yani diyor ki iki tane bölge al. Sonrasında bu görev açılacak arkadaşlar. Şurada bakın kırmızı işte ev var. Bir karargah var. Bu alanın içerisinde. Şunları alacağım. Buraları. Sonrasında burası açılacak diye düşünüyorum. Evet. Bir ufak kasaba var. Ele geçirilmesi gereken. Bir de orada bir karargah var. İkisini de öncesinde ele geçireceğim. Akşam olduğunda işte patlatmanız gereken şeylerin üzerinde kırmızı ışık yanıyor. Bakın antenin üzerinde, deponun üstünde vesaire. Hani gündüz rahatlıkla görebiliyorsunuz. Karanlıkta işte hani göremem diye düşünmeyin. Hepsinde kırmızı ışık var arkadaşlar. Buradan çıkarabilirsiniz. Ayrıca beyaz noktalar var bakın kapının önünde. Zaten burası karakol şu an. Şehrin karakolu. Karakola geldiğinizde önce kapıları açın. Neden? Kapıları açtığınızda içeri sizin adamlarınız giriyor. Adamlarınız girince ne oluyor? Çatışmaya dahil oluyorlar. Onlar size yardım ediyor. Evet, şuraya halatımızı atıyoruz ve E tuşuna basıyoruz, önüne gelip aktif ediyoruz. Yani kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtık. Sonra şunları patlatacağız. Bakın. Yanlış oldu. Ben niye devamlı Q'ya basıyorum ya? F tuşuna basacaksın. F. Ya birden çok oyun oynayınca tuşları karıştırıyorsun gerçekten. Önceden tek bir oyun oynuyordum. Ona odaklanıyordum. İşte o oyun bitince yeni bir oyuna geçiyordum ama işte dediler ki abi işte karışık oyna. Hep bir oyunu oynama. Öyle olunca da böyle oluyor bak. Tuşların yerlerini karıştırıyorum. Şurada arkadaşlar silah şeyi var. Ne diyeyim? Dolabı var. Oraya gidip cephane ya da silah alabiliyorsunuz. Silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Beğenmediğiniz bir silah varsa onunla değiştirebilirsiniz. Ya da önüne böyle geldiğinizde bakın cephaneniz doldu. Bazukayı değiştirdim mesela. Roket atar mı oluyor bu neyse. Onu aldım vesaire. Hani oyunda bir silahçı yok ama böyle dolaplar var. Karakolda vesaire bazı yerlerde. O yeşil dolabı bulduğunuzda önüne giderseniz cephaneniz dolacaktır. Evet. Ev simgesine tıkladığınızda bakın burada almanız gereken şeyler billboard, polis istasyonu, işte speaker varmış 3 tane, hani 0 taksim 3 yazıyor. Yani 3 tane var, şu an 0'ı çalmamışsın diyor. Ama tabii öncesinde polis karakolunu, yani bu işte polis station, polis istasyonunu tam anlamıyla ele geçirmek gerekiyor. Ne yapacağız? Şu anten manten ne varsa hepsini patlatacağız. Bazılarını böyle silahla halledin. Her şeye işte bazuka kullanmayın. Çünkü bazukanın kullanılacağı yerler var arkadaşlar. Sonra oralar silahla patlamıyor. Açıkta kalabilirsiniz. Hani bazukayı bitirirsiniz. Oo, bu ne ya? Biri beni hedef aldı. Hemen kaçalım. Bu arada çok böyle çatışmanın içine girdiğinizde hani etrafınız bayağı bir dolduysa, içinden çıkamıyorsanız kaçın. Kaçın, izinizi kaybettirin, uzaklaşın. Sonrasında tekrar dönüş yapın. Yani bir şey olmuyor arkadaşlar. Göreve devam edebiliyorsunuz. Önemli olan ölmemeniz. Ha, ölürseniz de sorun yok. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Önemli olan işte oyunu oynamak, görevi bitirmek, buraları ele geçirmek. Yani keyifli bir zaman geçirmek. Sonuçta ölmeyeceksiniz diye bir durum yok. Yani ben de ölüyorum bazen, olabilir. Bakın burada bir tane billboard var. Bu arkadaşın her yerde, şehrin her yerinde böyle billboardları var. Onları işte yıkıyoruz. Bu speakerlar var. Genelde böyle anons yapılır ya. Yani ne kadar iletişim aracı varsa, işte bu adama ait böyle bir şey varsa, heykeldir, billboardtur, resimdir. Bunların hepsini hallediyoruz. Bunlar mesela silahla gidiyor. Ama bunun heykeli var mesela. Heykel silahla mümkün değil. Yani artık kaç şarjör ateş etmek lazım bilemiyorum. Yine de olmayabilir.
Onunla kesin bazuka arkadaşlar. Fırlatacaksınız roketi. O şekilde. Evet, polis istasyonunu alamamışız ya. Polis istasyonunda eksik bir şeyler var. Dur bir dakika, şunları bir halledeyim, oraya da bakacağım. Bak kırmızı ışık yanıyor zaten. Hani hava karanlık diye şey yapmayın. Patladığında, yani hani ateş ediyorsunuz ya. Oldu mu olmadı mı? Ekranın tam ortasında zaten simgesi çıkıyor. Bak şimdi çıkacak. Ateş ediyorum. İyi izle. Bak çıktı, speaker dedi. Üstüne çarpı geldi. Yani hallettik bunu. Bak biri bomba attı. Bomba olduğu zaman ses geliyor. Dıt 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 dıt. Hemen uzaklaşın. Halatı fırlatın. Kaçın. Bu kim ya? Beni hedef aldı. Helikopter var yukarıda herhalde. Nereye kaçsam geliyor. Bak heykel de burada. Gördün mü? Şimdi bunu roket atarla halledeceğim. Şuraya bir konayım. Evet. 3'e basıyorum. Sonra mouse'un sol tuşu, hop gitti. Niye iki tane fırlattım ya? Neyse. Siz bir tane fırlatın arkadaşlar. Bir tane eli oluyor. Evet, seviyem de 4 yıldız bu arada. Şimdi ne kaldı başka? Bunu da öylesine patlattım abi. Yani burada bir şey yok. Varil görünce dayanamıyorum. Hoppa. Bunu hala kullanmayı şey yapamadım ya. Beceremiyorum yani. Hani kullanıyorum da işte çakılıyorum bazen. Time for some action. Bu helikopter beni iyice belledi ya. Başka bir yere gitmiyor arkadaş. Nereden görüyorsun yukarıdan beni? Evet, şimdi başka ne kaldı? Bir bakalım. Bir tek polis istasyonu kalmış ya. Police station. Bir de bayrak. Yani bayrak zaten şey, hani hepsi bittiğinde bayrağı çekiyorsun, tamam. Şimdi burada ha şeyler var ya, bak hack yazıyor. Beyaz noktalar var, onları unuttum tabi. Buralara geliyorsunuz arkadaşlar, hackliyorsunuz. Hackleyince kapılar açılıyor. Ne oluyor açılınca? İçerideki mahkumlar çıkıyor dışarı. Onları da kurtarıyorsunuz. Hani burada zorla çalıştırılan insanlar var diyordum ya size. İşte o insanlar hapislerde tutuluyor. İşte çalıştırıyorlar. O bavaryum mudur nedir, öyle bir maden var burada, ondan çıkıyor. Onu çıkarmak için böyle insanları çalıştırıyorlar, ediyorlar. Neyse işte bunların serbest kalmasını sağlıyorsunuz. Hani adaya özgürlük getiriyoruz ya, o anlamda. En sonunda bayrağın önüne geliyoruz. E tuşuna bastığımızda bunların bayrağı iniyor. Sonrasında şu boğa simgesi olan bayrak çekiliyor. Havai fişekler eşliğinde bu bölgeyi almış oluyoruz. Evet, burayı aldık. Şimdi şuraya gideceğim. Bakın hala kilitli, açılmamış. Sağ tuş yapıyorum, işaretimi koyuyorum. Ve geldim arkadaşlar. Ne kadar çabuk geldim değil mi? Bakın. Şu anda buradayım. Evet, sizleri sıkmamak adına bu yol evresini atladım. Uça uça geldim arkadaşlar. Şimdi burası şey değil, şehir değil. Yani kasaba falan değil. Burası işte bir karargah bunların. Bu arkadaşların karargahı. Bakın buradan hemen fırlatıyorum. Buna gerçi silahla da ateş edebilirdik ya. Neyse. Şimdi çok uzakta ya. Şurada çünkü şey var. Silah dolabı var. Oradan cephane alacağım ya. O yüzden takır takır harcıyorum. Bir de böyle bir şey var. Alanın içindeyseniz eğer haritada gösteriyor. Ama alanın dışındaysanız göstermiyor. Mesela şimdi
İşte burayı ele geçirmeye geldiniz. İşte birkaç bir şeyi patlattınız, yıktınız, kırdınız ama hala ele geçirilmedi. Ya eksik ne var işte? Hani bakıyorsunuz sol taraftaki listeden, diyelim ki tank var veya işte anten var, verici var, bilmem ne var. Bulamıyorsunuz. Alanın içindeyseniz haritada kırmızı olarak simgesini gösteriyor. Ne yapın? O simgenin üzerine sağ tuş yapın. Sonrasında sol tuş yapın. Yani bir işaret koyun arkadaşlar. İşaret koyduğunuzda işte en azından onu nerede arayacağınızı bulursunuz. Direkt noktaya gidersiniz ve şey yaparsınız. Patlatırsınız işte, imha edersiniz. Ne oldu? O kadar ateş ettim, kimse çıkmadı ya. He, bak burada böyle birkaç kişi var. Şey, haberdar olmuş durumdan. Bir de aranmıyorum. Seviyem de düşük. Yani hiç yok. Düşük derken. Evet, şuraya bir bomba atacağım ama ha, F tuşuyla. Şimdi hedef orayı gösteriyor ya. İşte mouse'la böyle hedefi oraya götürün. F tuşuna bir kez bastığınızda el bombası atıyor. O da işte ekranın sağ altında gösteriyor. 3 tane el bombası vardı bende. İşte birini attım, ikisi kaldı. El bombası F tuşuyla. İşte 1 ile küçük silah, 2 ile tüfek, 3 ile bazuka, roket atar neyse. Başka bir de şey var. Caps lock tuşuyla, yani büyük harf küçük harf tuşuyla da, ona bastığınızda da böyle yapışkan bomba var. Onu kullanabiliyorsunuz. Mouse'un sol tuşuna bastığınızda tak bir tane yapıştırıyor. Patlatması da Q tuşuyla arkadaşlar. Q tuşuna bastığınızda patlatıyor. Bütün silahlarınız bunlar. Bir de elinizde halat var. Onu da silah olarak kullanabiliyorsunuz. Gerek işte helikopterlerin yere çakılması, gerek arabaların birbirine vurup patlaması, gerekse insanların üzerine fırlatıp tekmeyle onlara vurmanız ve yere sermeniz. Aha, el bombası. Kaç 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 kaç. Rico. Evet. Onu da arkadaşlar masum sağ tuşuyla kullanıyoruz. Sen ne yapıyorsun orada ya? İn bakayım. Bak, bu çok güzel bir silah ha. Bunu çok sevdim. Acayip. Bir de 360 derece dönüyor. Hem de hızlı dönüyor. Tankın şey gibi değil. Tank mesela yavaş dönüyor. Masum sürüklüyorsun, kaldırıp koyuyorsun, bir daha sürüklüyorsun, kaldırıp koyuyorsun, bir daha sürüklüyorsun. Çok uğraştırıyor. Böyle değil. Bu hemen tak 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 dönüyor ve bomba atıyor arkadaşlar. Ama bunun da şeyi kötü. Açısı yok. Şimdi mesela burada ya bu. İşte etrafında ne varsa onu şey yapıyor. Bak, azıcık aşağı indirince şeye geliyor. Ne onun adı? Betona geliyor. O zaman da iş görmüyor. Aslında şu beyaz antenler var ya, bak şunlar. Onlar aslında bir şey değil yani. Ben öylesine ateş ediyorum ha. Hani onu bir şey sanmayın. Üzerinde kırmızı ışık oluyor arkadaşlar. E tuşuna basarak yine bunu kullanmaya başlıyoruz. E tuşuna basarak yine kullanmayı bırakıyoruz. Ateş etmede mouse'un sol tuşu arkadaşlar. Bu arada helikopterde, tankta, bunlarda da yine mouse'un sol tuşu, sağ tuşu. İkisini de deneyin çünkü araçtan araca fark ediyor. Bazen biri işte ateş ediyor, biri bomba atıyor, biri füze atıyor, biri bilmem ne yapıyor. Mesela savaş uçağında, örnek veriyorum, sol tuş füze atıyor ileri doğru. Sağ tuş aşağı bomba bırakıyor serbest olarak. Ya da bazı uçaklarda işte sol tuş hani mermi atıyor böyle seri, mitralyöz gibi. Hani kurşun mermisinden tabi biraz daha iyisi, neyse, sıralı ateş ediyor. Sağ tuşta füze atıyor mesela. Değişiyor. O yüzden araçlarda masum sağ ve sol tuşu. Şunu hackleyelim. Herhangi bir havadan araç gelmedi ama gelirse, değil mi? Yalnız burayı ben biraz zayıf gördüm ya. Yani şey yok. Ne onun adı? Saldıran yok. Bak, üstümde kırmızı ışık yanıyor. O ışık ne? İşte ya yukarıda bir helikopter var ya işte bir yerde gemi de olabiliyor. Bak mesela suya yakın bir yerdeyseniz gemi mesela sizi hedef alıyor. Tak. Bak, yine hedef aldı beni. Şimdi bu kırmızı ışık yanıyor ya, beni hedef aldı. İşte birazdan bombayı fırlatacak, gümletecek beni. Ben ne yapıyorum? Hemen kaçıyorum. Sen misin burayı zayıf gördün diyen? Al sana. Bak şimdi şu arabayı alacağım, neler olacak. Şimdi E tuşuna bastık, arabaya bindik ya. E tuşuna basılı tutarsak silahı kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Üste silah var ya. Ya başlayacağım el bombanızdan arkadaş ya. Başlayacağım el bombanızdan ya. Ben bunları haklamadan niye arabaya biniyorum ki? Şimdi biraz dur, şey oldu. Panik anı.
Ha öldüm ha öleceğim. Oo burada tank varmış ya. Tank çok daha iyi. Neden? Çünkü tankı hem kullanıp hem ateş edebiliyorsunuz. Ama diğer araç ya kullanacaksın ya ateş edeceksin. Yani birinden feragat ediyorsun. Yani E tuşuna bastın kullanıyorsun. Ama E tuşuna basılı tutarsan silaha geçiyorsun. Ama ilerleyemiyorsun. Bu sefer bir daha E tuşuna basılı tutman lazım ki arabanın içine bin, arabayı kullansın. E şimdi tanktayken ikisini birden yapabiliyorsun. Bir de tankı ateş ettikleri zaman hemen patlamıyor. Tank daha dayanıklı. Tamam, diğeri de zırhlı dayanıklı bir araç ama tank gibi değil tabi. Ama tanka da bir şey olmuyor diyemem. Onun da bir dayanıklılık şeyi var, ömrü var değil mi? Mesela yukarıdan bir helikopter geliyor, uçak geliyor, füze yağmuruna tutuyor sizi. Tamam, artık alev almaya başlayınca E tuşuna basın, inin. Kesin bak yani, yoksa tank da patlıyor, içinde geberirsiniz söyleyeyim yani. Evet, şuna bir basalım. Ne oldu? Kapı kapandı. He. Tamam, kapanmasın, açık kalsın ya. Gireriz çıkarız falan değil mi? Lazım olur yani. Evet, şimdi sol tarafta da bakın gösteriyor arkadaşlar. Lakos yazıyor ya. Bulunduğumuz yerin adı bu, Lakos. Başlayacağım el bombanızdan ha. Bir tane el bombasıyla şeyi, tankı patlatmaya çalışıyorlar. Bu Lakos'un altında işte simgeler var. İşte tank simgesi var, işte bilmem ne simgesi var. Zamanla aşina olursunuz onlara. Hani ilk başta belki bu simge bana neyi anlatıyor ya diyebilirsiniz. Ama sonradan sonraya ezberliyorsunuz zaten. Şimdi simgeye bakıyorsunuz, haritadan bakıyorsunuz nerede, gidiyorsunuz. Gittiğinizde de görüyorsunuz. Ha diyorsun, demek ki bu buymuş. Bakalım. Bak, şurada var. Tamam mı? İşte bir de öbür tarafta var. Ne oldu? Bir sessizlik oldu. Şimdi tankı bulmuşken bırakmak istemiyorum. Ama bu da buralarda gidemiyor ya. Çok yavaş bir de. Evet. Şuraya doğru bir çıkalım bakalım. Yukarıda bir yerde mi? Aşağıda mı? Bu arada hackladığınız kişilerin silahlarını almaya gayret gösterin arkadaşlar. Tam adresliyim. Ha şunlar şunlar. Zaten patlatmanız gereken şeyler hemen diğer objelerden sıyrılıyor. Üstü böyle şey gri. Yani inox gibi böyle metal renkte. İşte bu şekilde. Ve kırmızı şerit çizgi var arkadaşlar. Ayrıca gecede dediğim gibi işte kırmızı lamba yanıyor. Ayda, bunun da açısı yetmiyor. Mitralyöz var ama ooo misafirler geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz beyler. Tam zamanda geçmişim bunun başına. Ama araçlar çok sağlam. Aha da patladı. Bu kadar, bu kadar, daha dönmüyor. Şunu patlatsam belki de ele geçireceğim. Yani bunlara gerek kalmayacak. Bak, Transformer. Al sana. Oldu mu şimdi? Biri bomba attı. Ha, bir tane daha var orada. O patlamamış bak. Yo, patlamış ya. Ha? Yo, orada var ya. Tamam, ateş edelim. Ha, şimdi oldu. Biri patladı ya, o arkasındaydı tabi, biraz onun hızını kesti. Şimdi 4 tane şey var, 6 taneden 4 tane kalmış. Şey pardon, 2 tane kalmış. 4'ünü patlatmışım, 2 tane kalmış. Onları bulacağız. Şunu alayım bari ya. Ya kendi silahımı da harcamak istemiyorum açıkçası. Harcıyorum harcıyorum, ondan sonra silahsız kalıyorum. Böyle gittiğiniz yerde... Ha buradaymış işte bak. Gittiğiniz yerde böyle işte bir araç bulursanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi bak durdum. E tuşuna basılı tuttum. Hop, silah bende. Önce şu arkadaşları halledeceğim. Sonra şuraya. İşte biraz onlara, biraz onlara. Yani azıcık onun gönlünü yapacağım. Azıcık onun gönlünü yapacağım. Ne yapayım? Herkesi idare etmem lazım benim de değil mi? Hemen bombayı attılar. Bomba oldu mu böyle oluyor. Bu arada ben basmadım ha. Kendi işte patlayınca içinden fırladı çıktı. Otomatik olarak. Şunu bir patlatsam belki de bu iş bitecek. Oo, sen iyi sıkı giyinmişsin. Aferin.
Hadi artık ama ya. Bak şimdi. Kim o? Sen misin? Gel. Bak bak, iki ateş ediyor, iki kaçıyor. Sen var ya sen. Evet. Baş başa kaldık sonunda. Bir el bombası atalım. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burayı da ele geçirmeyi başardık. Boşluk tuşuna basarak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, buraya gelmişken bir tane challenge var, onu yapacağım. Hem görmüş olursunuz hem benim için de bir değişiklik olur. Bulunduğum yerde, hani burayı ele geçirdim ya, burada arkadaşlar yeşil simgeye doğru gidiyorsunuz, üzerine geliyorsunuz. E tuşuna basıyorsunuz, sonra böyle bir tane pencere açılıyor. Size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Sonrasında işte belli zaten ne var ne yok, hepsini yık patlat. Evet, sonrasında başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bir süremiz var. Bakın ekranın üstünde ortada 1.30 yazıyor. İlk patlatmayı gerçekleştirdikten sonra bu süre geri doğru saymaya başlayacak. Şu araca bineceğim. Onun silahını kullanacağım öncelikle. Evet, E tuşuna bastık. Bindik. E tuşuna basılı tuttuk. Ve çıktık. Bu da zaman alıyor. Tankta bu da yok. Bak şimdi. Şunu patlatıyorum. Başladı süre. Gördün mü? Bak. 27, 26 gidiyor. Ne var ne yok hepsini parçalayın, imha edin. Bak burada var bir tane. Radar var, işte anten var. Çanak anten, işte efendim şey var. Tank var. Transformatör, işte bir sürü şey var arkadaşlar. Hepsini hallediyorsunuz. Üstteki süre bitmeden arkadaşlar. Unutmayın. Challenge işte yapıyorsunuz ya. Yani meydan okuyorsunuz. Hemen aşağı indik. Bakın burada bir tane tank var. Şu aracı alacağım. Biraz da bunun şeyini kullanayım. Hadi. Niye bekliyorsun? Ben süreli bir iş yapıyorum burada ya. Hop. Hop. Bir de buna. Bunlara yetmeyeceğim. Heh. Bakın patladığından emin olun. Gel geri. Şunu da patlatalım hemen. Hadi 25 saniye. Başka? Evet arkadaşlar, challenge da bu şekildeydi. Şimdi yeni bir görev yapacağız. Evet, görev hala açılmamış. Neden? Arkadaşlar, görev açılmamış. Neden? Hemen söyleyeceğim size. İki tane bölge almak gerekiyor dedim ya. Şununla şu. Bunlar değil arkadaşlar. Bakın. Lakos yazıyor ya. Lakos. Burası bir bölge. Yani bu şu sınırların içindeki yerlerin hepsini almam gerekiyor. Sonrasında bunun gibi bir yerde almam lazım. Bakın Insula Fonte diyor. Insula Fonte alanı içinde iki tane bölge alacağım. Insula Fonte. Insula Fonte neresi? Onu da hemen göstereyim size. Bakın. Uzaklaşıyorum biraz daha. İşte burada gördüklerinizin hepsi Insula Fonte'nin içinde. Tamam mı arkadaşlar? Daha da uzaklaşalım. Şu sınır var ya, bu sınırın içi Insula Fonte. Bunun gibi bir sürü bölge var. Bakın burada yazıyor Insula Fonte. Şimdi şuraya tıklayacağım. Bakın oraya değişti. Insula Dracon. Anlatabildim mi? Meğersem böyleymiş arkadaşlar. Ben de o alanın içinde iki yer alacağım sandım. Öyle değil. Insula Fonte içinde iki yer alıyor. Yani Lakos ve Lavanda'yı almam lazım. Insula Fonte içinde iki bölgeyi ele geçirdim. Ve böylelikle o görevi açmış oldum. Hemen sizlere de göstereyim konumunu. Tab tuşuna basalım ve haritayı açalım. Bakın arkadaşlar, Lakos tamamen alındı. Harita üzerinde simgeler var. O simgelere gidiyorsunuz. Göstermiştim zaten.
ev simgesi vardı, işte kule simgesi vardı. Bunlara giderek alıyorsunuz ama bazen de arkadaşlar simge yok. Sizin gezip dolaşmanız lazım, arayıp bulmanız gerekiyor. İşte böyle gri gri gözüküyor, yerleşim alanı gözüküyor. Oraya gittiğinizde o zaman mesela kule çıkıyor. Burası yoktu mesela, gözükmüyordu haritada, şurası yoktu. Onlar arkadaşlar geze geze ben buldum. Yani bu alanın içini, Lakos alanının içini komple gezeceksiniz ve bulacaksınız, ele geçireceksiniz. Dediğim gibi iki bölge alacaksınız. Ben işte iki tane bölge aldım ve sonrasında bu görev açıldı. Şuraya hızlı seyahat yapalım. Evet. Boşluk tuşuyla aşağı atlıyoruz ve yani görev noktasına çok yakın olduğu için böyle bir şey yaptım. Bu arada hızlı seyahatinizin bir sınırı var arkadaşlar. Sınırsız hızlı seyahat yapamıyorsunuz. Bunun için böyle kibrit simgesi gibi bir simge var. Onu almanız gerekiyor. Onu aldığınızda işte hani silah dolabı falan var demiştim ya. Onun gibi böyle bir kutu var, büyük. O kutunun üstünde böyle kibrite benzer bir simge var. Bilmiyorum, ben ona benzettim. Belki de başka bir şeydir o. Eğer yanılıyorsam yorumlarda beni aydınlatın. O zaman yapabiliyorsunuz yani hızlı seyahat. Simgenin üstüne geldik. E tuşuna bastık ve ara sahne başladı. Evet, Elektra'yı ele geçirmekten bahsediyor bu arkadaş. Bu yani, hepsi bu. Ondan sonra iyi şanslar, iyi şanslar. Yani diyalog bu arkadaşlar. Yani hikaye pek yok işte. Hani ara sahnemiz var mı? Var herhalde. Öyle bir şey yapmışlar. Bakın ulaş diye yazıyor zaten İngilizce olarak. O noktaya doğru gidiyoruz. Halatımızı kullanacağız. Herhangi bir araç yok arkadaşlar etrafımızda. Halat ve bu sonradan takılan işte kanat diyeyim. Bunları kullanarak paraşüt gidiyoruz ve çakılıyoruz bu şekilde. Belki ben bunu kullanmayı işte 5. 10. bölümde iyice kavrayacağım ama o zaman da oyun bitmiş olacak. Değil mi? Neyse, önemli olan neyin nasıl yapılacağını size göstermem. Benim amacım bu, biliyorsunuz ki. Gideceğimiz yol işte bu borunun hizasında arkadaşlar. Üzerinde zaten böyle işte beyaz bir çizgi var, sürekli yukarı doğru ilerleyen. İşte karıştırmayın diye oyun böyle bir şey yapmış. Zaten sağ üstte de yazıyor bu boruyu takip edin diye. Havada uçarken WASD tuşlarıyla yönlendiriyoruz tabii ki de. Yine S tuşuna basılı tuttuğunuzda işte başını yukarı doğru kaldırıyor. Kendini böyle geri doğru geriyor. Bu sefer ne oluyor? Daha fazla havada kalıyorsunuz ama yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Süzülüyorsunuz. W'ye basarsanız biraz daha böyle aşağı eğimli gitmeye başlarsınız. Sert bir gidiş olur ama hemen aşağı inersiniz yani. Kendinizi yükseltmek için halatı kullanabilirsiniz. Paraşütü açabilirsiniz. İşte bir paraşüt, bir kanat açabilirsiniz. İkisini birden götürebilirsiniz. Bunlar da seçenekler arasında. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, bu adamların alanına girdiğimiz gibi bize ateş etmeye başladılar. Öncesinde şu gemiyi ortadan kaldıracağız. Nasıl mı? Tabii ki roket atarla şununla ateş ediyorum. Bir tane yetti mi? Yetmedi. İşte bu kadar. Sonrasında şurada bakın sarı nokta var. Ulaş diyor bana. Reach yazmış. Oraya doğru gidiyorum. İşte boşluk tuşuna bastığımda paraşüt kapanıyor. Suya düşüyorum. İşte kapağa doğru yaklaşıyorum. Kapak otomatik olarak açılıyor. Açıldı. Şöyle bir şey var. Şu an suyun altında olduğunuz için nefesiniz de tabii ki de sınırlı. Buraya kadar yüzüyorsunuz. Burada suyun üstüne çıkın. Çıkmazsanız nefesiniz biter, boğulup ölürsünüz. Öncesinde bir ses duyulur. Sonra ekran yavaş yavaş kırmızı olmaya başlar. Ölmeden evvel işte bu nefesinizin azaldığına dair bir belirti. Orada biraz nefesinin, tekrar dalın. Dalmak için arkadaşlar mouse'u kullanıyorsunuz. Yani mouse'u yukarı aşağı. Şimdi benim mouse'um ters, sizinkisi tam ters olabilir. Hani X, Y şeyi var ya. Neyse.
Mouse'la yani bir tuşla dalış ve çıkış yapmıyorsunuz. Mouse'u ileri geri yönlendirdiğinizde suyun üstüne çıkıyorsunuz ve suyun dibine dalıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Geldikten sonra halatla böyle çıktık. Sonrasında bakın hala ulaş yazısı var. Sarı noktaya doğru ilerliyoruz. Silahınızı hazırlayın. Yani birileri olabilir. Kimse yok burada. Doktor. Kimse yok mu doktor? Hayret, burayı nasıl böyle başıboş bırakmışlar ya? Bu adamların başına bir şey gelse, bak ben silahla geldim mesela şimdi. Hadi bakalım. Evet. Kimse yok. Şuraya geçiş yapıyoruz. Önüne geldim. E tuşuna bastım. Kapı açılıyor. İşte şimdi bak. Bir şeyler olabilir. Hemen şurayı siper olarak kullanacağım. Ha, kimse yokmuş. Orada bir tane daha rampa var. Rampayı arkadaşlar kendinize siper olarak kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle hemen patlatayım hedefleri. Hani patlatır kaçarım dedim ama. Benimle oynama, söyledim sana. Evet, yeni bir ulaş yazısı çıktı arkadaşlar. O 3 tane hedefi patlatıyorsunuz. Öyle diyor zaten, imha et patlat diyor. İşte arkadaşları da ortadan kaldırıyorsunuz, buradaki adamları. Sonrasında buradan kaçıyoruz ve gidiyoruz. Halatımızı fırlatalım. Ve görevi böylelikle tamamlamış olduk. Kısa bir görevdi. Hemen bir yenisine geçeceğim. Şimdi Bahia bölgesindeyim arkadaşlar. Haritamızı açalım tab tuşuna basarak. Bakın şurada bir boğa simgesi var. Şurada da görevin adı yazıyor. Sağ tuş yapıyorum. İşaretimi koyuyorum sol tuşla. Ve sonrasında noktaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet, beyaz simgenin üstüne gelip E tuşuna bastığımda görevi başlatıyorum. Fine. Go. Mario, are you seeing this? General Di Ravello is pissed. Is this because of Zeno? Doesn't matter. We're ready for this. Start preparations for the counterattack. I'll be back, Dima. You stay here. Ara sahnenin bitmesiyle çatışma kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bakın yeni bir nokta verildi bize. Sarı olarak gözüküyor ekranda. Oraya doğru uçuyoruz. Şuradan bir güç alabilir miyiz acaba kuleden? Evet. Alamıyoruz demek ki. Bunu yaparken S tuşuna basmak lazım. Yoksa yere çakılıyorsunuz. S tuşuna bastığınızda. Ama işte biraz da böyle... işte bunun gibi teğet geçmek gerekiyor arkadaşlar. Çok böyle aşağı dalış yaparken halat atarsanız... benim gibi çakılırsınız. Bakın buraları hep almışız. Buralar bizim yani. Mavi adamlar, mavi arabalar. Yine çakıldım ya, iyi mi? Çakıla çakıla gidiyoruz.
Hayda. Bu nedir ya? Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten. Bak şimdi. İşte bunların hesabını baştan yapmak lazım. Evet, şurada bir tane kontrol paneli var. Onun önüne geliyoruz. E tuşuna basıyoruz. Bakın. Buradaki kapak açılacak. Ve evet, içinden böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Kırmızı üçgen var zaten. Bunları patlatıyoruz, imha ediyoruz. Hemen yapışkan bombamızı yapıştıralım. Bunların bakmayın ufak olduğuna, acayip kuvvetli. Gücü çok fazla yani. Bu şekilde patlıyor. Ve küçük bir ara sahneyle görevimiz devam ediyor. Şimdi ulaşmamız gereken yeni bir nokta var. Aşağı doğru süzülüyoruz. Aşağıda bizi büyük bir savaş bekliyor arkadaşlar. Bayağı da yolumuz var ya, 1 kilometre diyor. Bu sefer yaptım bak. Oldu. Evet, bakın gemiler geliyor. İşte çıkartma yapacaklar karaya doğru. Bunları işte çıkmadan hallederseniz iyi olur arkadaşlar. Aa, da çıktı. Ben inene kadar adamlar geldi ya. Evet, cephane bitti. Şimdi ne yapacaksın bakalım. Bunu da artık böyle patlatacağız. Yapacak bir şey yok. Bunlar bayağı sağlam ya. O yüzden birkaç tane yapıştırdım ama belki bir tanesi de yetecekti. Neyse. Burayı hallettik. Şimdi bakın, yeni bir nokta var. Oraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gelir gelmez aşağıda zaten halihazırda bir savaş var. Bizi bekliyor. Hemen bu arkadaşların olduğu yere geliyoruz. Patlatılması gereken şeylerin üzerinde zaten kırmızı üçgenler var. Evet, şunu alacağım. Daha evvelden de böyle bir taktik yapmıştım hatırlarsanız. Birinci bölümdü sanıyorum ki. Beni hedef aldı hemen. Tanklardan bir tanesini ele geçirdim. Diğer hedefleri patlatacağım bununla. En sonunda bunu da artık bombayla patlatırım. Çünkü hepsini harcayacak cephanem yok yani. Zaten ben diğerlerini patlatana kadar bunu da patlatacaklar. Bakın, o da bir taktik. Mesela şimdi ben buna bindim ya. Yukarıdan helikopter geliyor, bunu ateş ediyor. Bu patlarsa benim yapacağımı o yapmış oluyor. Yani kendi işini ona yaptırıyorsun. Ama tabii bunda ölme riskiniz var. Onu da düşünmek lazım. Hemen buna da yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu bombalardan. Hop, uzaklaşıyoruz. Q tuşuna bastım, patladı, bitti. Şimdi burada ne var ne yok hepsini temizlediğimize göre, bakın yeni bir nokta var. O noktaya doğru gideceğiz. Nerede nokta? Şurada. Helikopteri gösteriyor. Evet. Hemen halatımızı fırlatıyoruz helikoptere. Ve ara sahne girdi zaten. İçeride yer yok galiba. Adam dışarıda seyahat ediyor.
Şimdi arkadaşlar boşluk tuşuna basıyoruz ve aşağı atlıyoruz. Aşağı doğru süzülürken yeni noktamız bize verilecek. Bakın ekranın sağ üstünde yazıyor. Ekranda da göründü. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru fırlatılan bir tane roket var. Bakın şu anda fırlatıldı. Alev alev geliyor. Bizim bu roketi yakalamamız lazım. Nasıl? Paraşütümüzü açıyoruz. Sonrasında işte mouse'daki hedefi onun üstüne denk getirin. Ve sağ tuşuna basın. Ondan sonrası ara sahne zaten. Ara sahneyle bu şekilde üstüne geliyor. Ve ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor arkadaşlar. Ha bu şey ya, oyunun en başında böyle bir her şeyi tanıttığı bir yer var ya, oyunun en başında işte böyle fragman gibi bir giriş. Orada bu sahne vardı dikkat ettiyseniz, hatırlarsanız. Vay be Liko, sen neymişsin de bizim haberimiz yokmuş. Adam giden füzeyi durdurdu ya, var mı böyle bir şey? Evet arkadaşlar, bu görevi de böylelikle tamamlamış olduk. Videomu izlediğiniz ve güzel yorumlarınızı esirgemediğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur. Tabii ki bilmeyen arkadaşlar için konuşuyorum. Bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.